Şimdi şöyle başlayalım isterseniz Usta'lım. Böyle bir tablo çıktı ortaya. Herkes Amerikan seçimleri ile ilgili bir tahmin yapabilir, bir kanaat de getirebilir. Herkesin doğal hakkıdır. Tabii. Ki. Ama bilimsel olarak Kamala Harris ya da Donald Trump ya da daha önceki seçimlerde Obama, McCain, işte Kennedy, Nixon vesaire diyebilmeniz için, ciddi ciddi bir analiz yapabilmeniz için elinizde bir veri olacak. Bu veri de sadece anketler yetmez. Mesela bizim Türkiye'de en büyük yapılan hata bu. 51'e 47. Evet. Trump'a 55 yapalım. Hanfendi 45'e düşelim. Onu yine başkan yapabiliriz. Evet burada bir oy sayısı değil. Popüler oydan ziyade delegeler. Aynen öyle. Kurulunu fazla almış, yani kimin mi? 13 tane eyaleti alıp geri kalanları kaybedip başkan olabilirsiniz Başkanım. gibi. Dolayısıyla bir kere Zaten Hillary Kırıntını da Trump öyle yenmişti. Hillary Clinton daha fazla oy almıştı. Evet, Trump daha fazla almış. Evet. 3 yani milyon. Evet. Böyle böyle 3 vardı. milyon. Tarihte hiç öyle bir rakamda olmadı. 5 kere bu oldu. Evet. Amerikan tarihinde 5 kere en çok oy alan başkan kaybetti seçimi ama hileli seçiminde aldı gitti. Hı hı. Şimdi şuradan geleceğim. Bunu söyleme sebebim şu. Dediğim gibi tahmin yapabilir herkes. Adamın saçı sarı, e, hanımefendinin saçı siyah. O yüzden bu alacak diyebilirsiniz. Bu herkes özgürdür. Ama bu seçim ben Amerikan devlet sistemi çalışan bir akademisyen ve internette açık kaynaklarla değil sadece Hı -hı. bir de üyelikli kaynaklarla çalışan biriyim. Ne güzel hocam bu konuda çok bilgilisiniz. Ee, sadece ben değil bütün bu konuda çalışan herkes üç aşağı beş yukarı bu kaynaklardan istifade eder. Bu seçimde kimse bilimsel olarak Kamala ya da Trump alacağı kolay kolay diyemezdi. Ama hocam işte dediler merkez medyası dedi kazanacak dedi. 2016 seçimlerini hatırlıyorum. Trump'ın kazanacağını yazdım. Tahminler orada duruyor. Şunu takip ettim. Bütün merkez medya Trump'ın karşısında konumlanmış. Amerika'da yaşayanlar iddiaya giriyorlardı. Trump'ı tanıyoruz, kamuoyunu biliyoruz diye. Bir sürü ünlü iş adamından da <laughs> iddiayla takımlar aldım. Konu şu. Orada bir yani dediğiniz gibi elbette veriye dayanmalı ama veriye dayanmıyor. Washington Post niye Kamala Harris seçilecek diye bir propaganda yapıyor ya da Emine bahsediyor. 6 Ocak'ta kongreyi basacaklar diyor manipülasyon söz konusu değil mi Bizim bu? Türkiye'de de öyle. Evet. Yani Avrupa'da yani. da öyle. Asya'da da öyle. Tahmin ayrı bir şeydir. Birinin arkasında durmak ve hadiseden bahsetmek ayrı bir şeydir. Bütün dünyanın, bütün medyası böyle bir işte. tahminleri konuşmuyoruz Bizde ama birileri ama program olarak açıyor. Dün akşam 8 saat. Evet, 8 dedim hocams. Siz... Buradaydık. Bir şey söyledim. Hatta bunu şey diyen de oldu. Yani veriyorsun hocam bunları Trump'a da. Çünkü bunları daha tahminden de ziyade görebiliyorduk. Evet. Niye? Bundan bir ay önce buradaydım. Bundan dört gün önce de buralardaydım. Saha çalışması yapacaksınız. Öyle yani sadece atıp tutmakla olmuyor. Dedik ki hani salınacak salınacak diyorlar ya o da ayrı bir konu da salınacak kişinin de bir yanlış yerden yakalıyor herkes. Biz doğrularını söyleyelim. Ne vaadayı dedik? Bir hadi Trump'a verelim. Gece. Evet. Arizona'ya da Trump'a verelim. Hadi Georgia'ya da Trump'a verelim. Hadi North Carolina'yı da Trump'a verelim. Gece. Daha oy sayım bitmemiş. Şunu söyledim. Tekrar söylüyorum. Kamala'nın kazanması için olmazsa olmaz. Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania'yı mavi yapacak. Birinden biri eğer sabah kırmızı olursa hikaye bitmiştir demiştik. Şimdi Burada duralım. İşin enteresan tarafı. Ha bu arada bu dediğim olursa da Kamala kaçla kazanıyordu biliyor musunuz? Nebraska'dan da bir tane aldığını varsayıp tam 270'le. 271 değil yani. Tam evet. 270'le. Şimdi Kamala'nın kazandığı haberiyle uyansak sürpriz miydi değildi. Bilimsel olarak söylüyorum. Trump'la uyansak ki uyandık. Sürpriz miydi? değildi. Ama sürpriz ne oldu biliyor musunuz? Adam hepsini aldı. Yani bu sayı ki bu bu arada böyle kalmayacak. Evet. Bu 300 310 arasına 310'u da geçer. E, görünen o ki bu, bu işte hesapları alt üst eden bir 312 şey. 312 tahmin ediyorlar. 312 yani mi diyorlar? Es, 312 yani bütün diyorlar hepsini Trump'a yazdı. Evet, eziyor. Bayağı bir ezmiş bu tablo. Bayağı bize neyi gösterir Burak hocam? Bu tablo bize şunu gösterir. Hillary Clinton seçimi Amerikan tarihindeki Truman Dewey'i bir kenara koyuyorum. En gerçekten yani bilimsel olarak ihtimalleri böyle alıp duvardan duvara vuran bir seçim. Hı, hı burada yani çok net söylüyorum size hiçbir sürpriz yok. Geceden itibaren, oylar sayılmaya başladığından itibaren. Hani şu olur, Georgia'dan oraya döner, oradan buraya döner. Takır 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 adam aldı. Hı hı. Çok net. Hiçbir sürprize meal vermeden takır Hatta, hadi onu birazdan söyleyeyim. Şurada şu beklenebilirdi. Bunu da mesela analiz firmaları, anket bakın. Analiz firmaları dedi ki yani bir milyon oy en azından fark atar kamala kaybetse bile. Evet. Kamala bayağı da fark yedi. Yani bu bekleniyor muydu? Bu rakamlar kazanabilir. Bunda ilgili hiçbir sorun yok. Yani o da kazanabilir de o da ama bu rakamlar beklenmiyordu. Peki buna gelelim. Şu soruyu sordular. Sizce nasıl bir Kamala başkan olursa gece saat 9 civarı nasıl bir Trump başkan olursa? Ben de orada şunu söyledim. Beni Kamala'nın ya da Trump'ın başkan olması çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey Kamala'nın ya da Trump'ın nasıl başkan oldu. Nasıl başkan olduğundan kastım. Üç kriteri var. Bir, şimdi bu oyla popüler oy hı hı. ve bu elektoralle başkan oluyorsan baya baba baba geliyor. Elektoral ne demek hocam? Yani şu rakamlardan bahsediyoruz. Delege, Delege sayısıyla. sayısıyla. Yani baya gümbür gümbür gelmişsin. İki, şimdi herkes anlatıyor. Trump'ın ekonomik politikaları şöyle olacak. Trump'ın dış politikası böyle olacak diye. Nasıl yapacaksın bunları? Altındaki senato ve altındaki temsilciler meclisi buna mani olursa kanun çıkartman lazım. Evet şimdi onları da aldılar. Mesela oradaki analizlerde senato neredeyse analiz şirketleri yüzde yüz bildi. Yüzde yüz. Niye? Ee, bir, 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 iki senatör tık olabilir fazla ama cumhuriyetçilerin alacağı görülüyordu. Yani orada hiçbir sürpriz yok. Temsilciler meclisi demokratlara ucu ucuna yazıyordu o da şeye gidiyor. Güçlü yani bir Trump geliyor. Hem baya, başkan oldu hem baya. senatoyu hem temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler çoğunluktalar. Ve haritada kırmızıya boyanmış durumda. Ya, haritanın bu arada kırmızılığı kimseyi şaşırtmasın. Şurada üç yer mavi olsa öbür tarafa dönerdi. Evet. Onu da söyleyelim yani. Bu Amerikan haritasının ortası. Hatta bir açabilirsek bir bilgi vermek için bunu bir söylemek istiyorum. Zahmet, zahmet, olsa. Bir... zahmet vermezsem arkadaşlara. Ee, son seçimlere bakın şöyle bir son 50 yıla. Dersiniz ki ya bu nasıl iş anlamadık. Bu cumhuriyetçiler nasıl kaybediyor bu seçimi. Amerika kıpkırmızı. Bakın mesela Wyoming, mesela Montana, South Dakota, North Dakota. 3 2 yoktur. 3 4 böyle ucu ucu. seçiciler hayır, seçiciler kurulu sayısı öyle. Kaliforniya'ya bir bakıyorsunuz 55. Florida'ya bir bakıyorsunuz bu seçimde oldu 30. Texas'a bir bakıyorsunuz 40. Yani mühim olan şuradaki neredeyse Utah, Wyoming, Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota Nebraska'da bir 5 tane var. Kansas, Montana, ee, Iowa, Wisconsin'da da fazla var. Bunlara baktığınız zaman şu cevabı da Midwest derler. Bunların sayıları küçüktür. Yani bir New York bunların hepsinden evet, fazladır. O yüzden fazladır. de göstermiyor ama ha. şöyle bir eğilimi gösterirdi. Hani güney eyaletlerinde işte iç bölgelerde alıyorlar Cumhuriyetçiler diye. Aslında bizde de böyle bir tablo oluştu. Yani bizde de kıyı bölgelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üstünlüğü var. Yerel seçimlerde de bunu gördük. İç bölgelerde AK Parti'nin Burada da biraz ona yakın bir tablo var. Gibi. Nüfus ve göçmen sayısı arttıkça ama bakın bu bir şey değildir yani e, tutup böyle kriter olarak koyamazsınız. Arttıkça demokratlar daha bir avantajlıdır. Bunu derken hemen aksi bir şey söyleyeyim. Mesela Latin erkekler Trump oy verdi evet, daha öyle. çok. Zenciler de zenci diyoruz böyle dediğimiz hakaret kabul ediliyor aslında. Demiyoruz ama siyahlar diyelim. E, siyahın siyahlar biri Arapçası da. biri Farsçası. Trump çok şey. oy veren çıktı tabii ki. Göçmenlerden de veren çıktı büyük ihtimalle ama. Ben bu arada onu da söyleyeyim. Siyah erkeklerden Kamala Harris Biden'a göre daha az oy aldı. Bir daha söyleyin hocam. Siyah erkeklerden. Evet. Ki yani bunu hayal edebiliyor musunuz? Kamala Harris Biden'a göre daha az oy aldı. Daha az oy aldı. Demiştik ve öyle oluyor. Peki sebebi ne? Hemen herkes şey diyor işte e, Kürtaj, Mürtaj alakası yok. Bakın çok net bir şey söyleyeyim mi size? E, sonda söylenecek işte başta söyleyelim. Kamala Harris iyi bir aday mıydı falan. Başka şansımız yoktu. Yani en iyi adaydı. Bu şartlarda hani Biden'ı sepetliyorsun. Arada kimi koyabilirsin? Ne onu koyacağım. Başka ihtimalin yok. Para sebepleri var. Para transferi ancak ona olabilir gibi gibi hukuk şeyler var. Girmiyorum. Ee, olabilecek en iyi aday oydu. Hı hı. Açık konuşalım. Ama ülkede, Amerika'da da, dünyada da bir gerçeği kabul edecek herkes. Ekonomi tatlı değil. Ekonomi tatlı değilse Amerikan halkındaki bu oynamalar çok ince oynamalardır. Mesela Trump'ı ben bugün şöyle bir şey konuştum arkadaşlarımla. Madem bu ülke Trump'ı seçecekti niye yolladı? 4 sene önce neydi günah dersiniz? Hocam pandemide o elektronik oylar şunlar bunlar konuşulacak tonla hikaye var. BlackRock şirketi seçim sistemini yönetiyor. BlackRock'ın ortakları dünyanın her yerinde para babaları. Bu, bu, sefer de 75 milyon oy erken oy geldi. Evinizde oturuyorsunuz. Ne kimlik soruyorlar size o elektronik posta oylarında evden gönderdiğiniz posta oylarında. Kim oy kullanmış belli değil. Dolayısıyla pekala herkes Türkiye'deki sistemi konuşuyor. Amerika'daki seçim güvenliği sistemi de pekala konuşulabilir. O yüzden pek çok cevap verilebilir. Valla bir numaralı bir cevabını var. ben söyleyeyim ekonomi. Doğrudur. Trump'ı yollayan da ekonomiydi geri getiren de ekonomiydi. Ama Ocak ayında hocam hatırlıyoruz siz de daha iyi biliyorsunuz evet, tabii ki. 2020 yılının Ocak ayında Amerika'nın ekonomisi hiç olmadığı kadar iyiydi. Pandemi süreci başladı. Ben pandeminin de bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Yani tıbbi tartışmanın ötesinde. Dolayısıyla pek çok faktör olabilir. Ama yani Trump döneminde ekonomi kötü değildi 2016-2020 arasında. Bırakacak. Trump döneminde pandeminin vurduğu Amerika'da rezalet bir ekonomi vardı. Pandemi dediniz. Rezalet bir ekonomi vardı. Ocak ayına kadar çok iyiydi. Bu mi? arada ekonomiye Amerika'da nereden baktığınıza bağlı iyi olup olmadığı. Şimdi her ay şey yayınlarlar. Bu ay şu kadar job create ettik. Ne demek o? Bu kadar iş, i̇ş var ettik, iş bulduk. Ya Tamam diyorsunuz öyle değil. İnsanlar gidin Kaliforniya'ya. ...Gwen Newsom, Kaliforniya valisi... ...bakın bizzat sahada görmeniz lazım... ...görünce... ...kendim için konuşuyorum yani bu işte uğraşan bir bilim insanı için... E, ...ben size bir şey söyleyeyim mi... ...Kaliforniya'ya, Amerika'nın en zengin yeri... ...bu dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir ülke... Hı hı. ...felaket bir... ...hele San Francisco'da, Los Angeles'ta... ...muazzam bir homeless derler ya... ...evsiz oranı var ama öyle böyle... ...evsiz mahalleleri var... ...görüntülerini yayınladı, şirketimi taşıyacağım bu zombilerle zafer... ...oturamayız <laughs> dedi yani... Los Angeles'te Kaliforniya'da... Öyle böyle değil. Ama Öyle hocam değil. şey değil mi? Kaliforniya eğer ülke olsa dünyanın 8. büyük evet. ekonomisi. Buna rağmen... Ama bu arada şey olarak da, nüfus olarak da, e, hacim olarak da, ekonomide zaten... E, 8. Tabii. Yani 8 olsa. diye hatırlıyorum. Enteresan. Ama gelir de hocanın dediği gibi homeless orada artık bir gelenek olmuş. Kim o, ya yönetiyor? Hocam bir Gwen de bu... Newsom, başkan adayı olarak adı geçen bu halde. Şimdi mesela kadın adayın seçilememesi de enteresan. Yani orada da sanki bir... Kadın adaya oy vermemek gibi bir eğilim de var sanki. Çünkü dediniz ki siz siyahi erkekler Kamala'dan çok değil mi Trump'a oy verdi. Ya o da enteresan çünkü Hayır. siyahilerin. Biden'a oy... kıyasla. Biden'a Biden. kıyasla. Ama yine acayip. Evet. Trump bunu geçen seçimde de ifade etti. Sefer ben oradan daha çok oy alıyorum dedi. Yani alıyor o insanları da aklı başında insanlar bu diyorlardır demokratların söylemlerinin ne kadar politik doğruculuk ne kadar gençe Ben yansıyor. bir şey söyleyeyim Hocamın mi? Bunları... Gibi, o eyaletlerde işte yoksulluk çok fazla. Yani bu sahicilik kavramı var ya bak o çok önemli artık. Her alanda hayatın her alanda <laughs> daha sahici karakterler Aynen. daha çok kabul Numara görüyor insanlardan. Ya şimdi bak Trump 8 milyar dolar kişisel servetinden bahsediyor. O kadar var mı bilmiyorum. Ama adam daha sahici olduğu gibi. Ya Kamala da bence oturmayan bir şeyler vardı. Yani bir bir, bir figür böyle ama hani işte bir karakter değildi Asyalı bence. mı, Jamaikalı mı, Amerikalı mı? Hani böyle bir bakıyorsun, bir şeyler oturmuyor doğru. Yani milyarder, milyar dolarlık Trump bence Amerikan halkına daha sahici gelmiş sanki. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Üniversiteye başladım Amerika'da. Bir hocam dedi ki, aman dedi, siz şimdi sizin ülkenizde bizdeki bu hassasiyet yok. Doğru da bizde öyle bir e, mesele olmadı ama Amerika biliyorsunuz ırkçılıkla çok mücadele etti. E, mücadele etti derken Martin Luther Kingler vesaire çok yani büyük tabii, sıkıntılar tabii, tabii, yakın oldu. Yakın zamana kadar açılan sorunda. Yani sorunları. African American diyin, black demeyin. Ne demek bu? Siyah diye tabir etmeyin bir ırkı. Afrikalı Amerikalı deyin diye bize ilk daha yani böyle öğretiyorlar, anlatıyorlar. Şimdi Trump çıktı. E, Siyahi Gazeteciler Derneği'nin bir konuşmasında iki ayda oldu olmadı ha. Adamın dediği laflara bak diyor ki mesela bu Kamala diyor siyah mı Asyalı mı anlamadım. Bir ara Asyalıydı diyor şimdi siyaha döndü diyor. Şimdi bunlar Amerikan <laughs> siyasi literatüründe yok yoktur yani bunları diyemezsin. Valla diyemezsin. Adam diyor ben siyah siyahtan siyah oyalıyor. Siyah diyorum siyah olmasında hiçbir problem yok diyorlar. Asıl o siyahi diye yumuşatmak başka bir şey. Yani siyahlar var, beyaz ırk var, ırklar var. Bunda bir şey de yok. Ama dediğiniz o politik doğruculuk kalıpları herkes esir almış vatandaş da görüyordur yani neyin hakaret olduğunu neyin olmadığını anlıyorlardır. Hocam. Ama şöyle de bir mevzu var bakın çok ilginç bir şey oldu Amerika'da zaten asıl konsantre olunması gereken hem dünya politikası açısından da bu 1964 seçimleri Kennedy vurulmuş Amerikan tarihinin en yüksek 32'den sonra alırız bu arada biz öncesi çok doğru değildir eyaletler bir giriyor bir çıkıyor falan nüfus yoğunluğu olarak en çok oy kullanılan seçimi 1964 Lyndon Johnson, Kennedy'nin de bir böyle ruhuyla evet. seçime giriyor. Yüzde 62.8. O günden sonra Amerika'da en çok oy kullanılan seçim bundan bir önceki. Yine 62.8. Hmm. Ya farkında mısınız? Yüzde 40'ı ülkenin. Bu sefer ülkenin kaç yüzde 40'ı oy hocam? kullanmıyor. Bunu daha tam böyle bir Daha, alıcı tam gözüyle olmadı, bakmadım. Mi? Yüzdesi. Geçen seçim kaçtı? 66 mıydı? Ay, 2020 62.8 ile 1964'ü yakaladı. Şimdi bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? 2016'da bir şey değişti. Amerika'da. Zaten bütün bu hikayenin başı o. O güne kadar kayıtlı bir seçmen vardır. Hep böyle adet haline getirmiş <laughs> oy veren. Ona oynardınız. Yani cumhuriyetçiysen evet. çok da demokratın hassas konularına vurmazsın oradan oy alayım diye. Demokratsan cumhuriyetçiye çok vurmazsın oradan oy diye. Ya bunlar bir şey yaptı. 2016 yeni ha? Dedi ki ya biz niye birbirimizin oyunu almakla uğraşıyoruz? Aradaki seçim. 40 oy var. Hiç oy vermiyor. Ve Trump'ın o 2016 kampanyasında tam Amerikan seçimini okuyamayan birçok kişi şöyle diyor mesela. Trump çok büyük oy aldı. Hayır. Hillary Clinton büyük oy kaybetti. Evet. Alması gerekeni alamadı. Trump da hiç alakasız kitlenin oyunu aldı. Bugün de öyle. Big Data'yı alıyor Trump. En büyük sırrını böyle açıklıyor. Big Data'da dediğiniz gibi aradaki seçmene yöneliyor. Zaten evet. Cumhuriyet seçmene gitmesine gerek yok. Big Data'nın da kullanıldığı önemli bir seçimdi. Gaffar. Şöyle bak çok özür dilerim. Gaffar kızmasın bana. Bu Michigan'da Müslümanlar var ya. Evet. Mesela öyle bir taktik uygulamışlar ki. Hocam eğer yanılıyorsam beni düzeltsin. Estağfurullah. Oradaki <laughs> Müslümanların Yeşiller Partisi'nin adayı bir kadın var. Jill Stein. Ona oy vermesini sağlayarak Kamala'ya gitmesini engelliyor. Avantajı da orada yine kendine alıyor. Yani çok ince bir siyaset mühendisliği de var orada. Seçim stratejisi de uygulamış. Kısa bir süre önce orada zaten tarafsız bir grup oluştu. 100 bin kişiye yakın. Tavırlarını da değiştirdiler.